Kaldığımız yerden devam edebiliriz. En son ne demiştik? İşte bağışıklar, bağışıklık sistemimiz en önemli. Bir de moralimizi iyi tutacağız. Mutlu olmak Şöyle zorundayız. Kaygı ve sıkıntı olmayacak. bir hayal kuralım. Evet. Bağışıklık sistemi nasıl çalıştığını. Şimdi devamlı saldırı altındayız. Evet. Virüsler, bakteriler, mantarlar hepsi bizi içimizde çünkü ancak yaşayabilirler. Ve bunlar koloni koloni bağırsaklarımızda vücudumuzda yaşıyorlar. Biz dönem dönem bağışıklığımız zayıfladığında işte grip nezle oluyoruz. Evet. Sonra bağışıklığımız kuvvetli oluyor, iyileşiyoruz. Bunu zaten biliyoruz. İçimizde bir tane şey düşünün, bir asker, bir savaşçı düşünün. Ve bu savaşçı her gün savaşıyor. Çok güçlü bir savaşçı. Evet. Bu savaşçıyı teskin etmek için bir uyuşturucu lazım. Çünkü bu savaşçı eğer olmazsa bu sefer kendi kendine saldırıyor. Yani örnek verelim, bazı hastalıklara kendi bağışıklık sistemimiz neden oluyor. Evet. Romatizmal hastalıklar. Örneğin bütün deri hastalıkları sayabiliriz bunlardan. Yani düşünebiliyor musunuz? Sizin bakterilerle, virüslerle savaşan bağışıklık sisteminiz gidip bazen kendi derimize saldırıp sedef yapıyor. Veya saçlarımız dökülebiliyor. Saçlarımızı düşman sayıp saçlarımızı dökebiliyor. Evet. Veya akciğer bronşlarını saldırıp bize astım yapabiliyor. Veya eklemlere saldırıp eklem romatizması yapıp bizim eklemlerin yaşlanmasına neden oluyor. Şimdi bu savaşçıyı teskin etmek ve düzgün çalışmasını sağlamak için Evet. yapmanız lazım? Gidip ona devamlı serotonin denen bir hormonu vermeniz lazım. Sakinleştirici verdik ya. Yani koronayı yenmeniz için bu savaşçının Evet. sakin ve düzgün çalışması için ona mutluluk hormonu vermeniz lazım. Evet. Şimdi bu çok önemli. Şimdi mutluluk hormonu vücutta en fazla nerede üretilir? Bu soruyu düşünmemiz lazım. Evet. Vücutta mutluluk hormonu, serotonin hormonunun en fazla üretildiği yer bağırsaklar. Çok ilginç. %80 bağırsaklarda Yani üretilir. hocam beyinde değil değil mi hocam? Yani kafada değil Beyinde bağırsaklarda. Bağırsaklar çalışıyor. bağırsaklar bizim ikinci beynimiz dememizin sebebi o. Evet. Sinir ağı o kadar fazla ki beyinden daha fazla sinir ağı var. Evet. Sinirler serotonin salgılıyor. Bizi en çok mutlu eden şey birçok kişinin fark etmediği gibi yemek yemek. Yemek yediğiniz zaman siz Evet. çok mutlu oluyorsunuz. Farklı olur. O yüzden bazı insanlar strese girdikçe daha fazla yemek yerler. Birçok insanın şişman olmasının sebebi mutsuzluktur. Yeterince kendini şey yapamamasıdır. İlginç, evet. Serotonini alamıyor. Yani genel olarak beyinden kendi psikolojik şeylerinde mutsuz olunca onu kompanse etmek istiyor. Yani örnek vereyim, siz bağışıklık sisteminize serotonin vermezseniz çöküyor sistem. Evet. Kanser oluyorsunuz. Kanser diyor. Bugün şöyle bir şey söyleyeyim. Siz her gün kanser oluyorsunuz. Vücudunuzda her gün kanser hücresi oluşuyor ve bu hücrelerin hepsini bağışıklık sistemi topluyor Evet. ve sizi kanser olmanıza engel. Böyle bir düşünsenize, bir sebepten dolayı bir gün bakıyorsunuz, birdenbire kanser oluyorsunuz. Çok üzüldüm diyorsunuz, beni kanser ettin diyorsunuz. Hep bunları biz biliyoruz zaten. Hatta İbn Sina diyor ki 4 yıldan fazla süren kin, üzüntü, keder, acı gibi şeyler vücutta kötü hastalığa dönüşür. Yani nedir bunlar işte? Astım, romatizma, ondan sonra deri hastalıkları, romatizma hastalıklar, işte MS dediğimiz multiple sklerozis sinir sistemini işte farklı Evet. Evet hocam. bilir. Şimdi o nedenle bu serotoninin iyi olması için bizim Evet. bağırsaklar üzerinden bağışıklığımızı kuvvetlendirmek. Hani dedim ya biz yani biz mutlu olmak zorundayız dediğimiz şey bu. Bağışıklık sistemi düzgün çalışması için
Serotonin sağlıyor. Peki serotonin de başka nasıl? Yani yemek yedik. Örneğin egzersizde çok güzel serotonin sağlıyor. Televizyon seyrederken, yatarken, güneşlenirken, işte Evet. yüzerken hepsi serotonin salgılıyor. Sarılırken, sevişirken, cinsel ilişki esnasında ciddi derecede serotonin salgılıyor. Anladınız mı? Yani şöyle düşünün. Örnek verelim. Şu bardağı üzerinden örnek vereyim. Bu bizim bir günlük almamız gereken serotonin. Bu az olamaz. Bu biraz azaldı mı depresyona girer. Örneğin yemek yemekten şu kadar. İşte cinsel ilişkiden şu kadar. Egzersizden şu kadar. Uyumaktan şu kadar. O kadar değerli ki her şeyden serotonin salgılıyor. Fizik tedavide yaptığımız bütün uygulamalarda serotonin. Birisinin sırtını sıvazladınız, serotonin salgılıyor. O kadar çok değerli olduğu için. Bu sefer daha fazla yemek yiyorsun. Kompanse ediyorsun. Veya daha fazla spor yapıyorsun. Veya daha fazla çalışıyorsun. Para kazanıyorsun. Veya işte para harcıyorsun. Veya örnek veriyorum. Bir bayan size hayat kötü oldu. Tabii böyle demek doğru değil dedi ama bir de daha fazla alışveriş yapıyor. Veya bir erkek daha fazla çalışıyor. Yani aşırı bir şeyler yapılıyorsa bir kompansasyondur. Bu aklınızda olsun özellikle. Yani bir şeyin eksikliğini tamamlamaya çalışıyor. Bir şey aşırı gidiyorsa diyelim Evet. ki vücut onu kompanse etmeye çalışıyor. Yani Telafi etmeye çalışıyor. serotonin bir tampon gibi düşünün. Biz mutlaka onu bir şekilde onu şey yapmak zorundayız. Almak zorundayız. Belli bir işte 10 birim ise o birimi almamız lazım. O kadar çok önemli. Melatonin hormonu da var, diğer hormonlar da var. Peki hocam suni olarak alıyorlar ilaçlarla veya başka şeylerle. Bunlar ne? Çok güzel bir konuya denk geldin. Örneğin suni olarak madem bu kadar çok önemli, o zaman biz dışarıdan alalım serotonini. Değil mi? Evet. Çok güzel. Daha Örneğin kolay. her bir duble iki duble rakı içerseniz dünya çok güzel. Serotonin tavan yapar. Evet. Veya şey yapabilirsiniz, sigara içersiniz devamlı. Evet. Veya bu da yetmedi. Esrar, Maruyana. Bunlar hepsi serotonin arttırır. Ondan Evet. sonra bunun Evet. beraberinde doktor arkadaşların verdiği antidepresanlar suni şeylerdi, serotoninlerdi. Evet. Ama bir sıkıntı var. Akşam 2-3 duble içtiniz, değil mi? Evet. Ondan sonra örneğin o ikinci dubleyi içtiğinizde sabah kalktığınızda kendinizi daha mutsuz hissediyorsunuz. Biraz daha içmeniz gerekiyor. 10 Evet. sigara yetmiyor, 20 sigara içmeniz gerekiyor. Bu şeyi içtikçe kendiniz mutlu hissediyorsunuz. O olmadığı zaman kendinizi mutsuz hissediyorsunuz. Ya şunu anlatmaya çalışıyorum. Kendi vücudumuz üretmesi gerekiyor serotonin. Dışarıdan aldınız mı vücudumuz üretmiyor. Basit anlamda söyleyeyim size. Antidepresanlar 7 kat daha fazla depresyona sokar. Evet, suni olduğu için. Evet. Depresyonu yenmek için antidepresan alıyorsunuz ama zaten o sizi depresyona sokuyor. Çok ilginç bir şey. Çünkü neden? Siz alınca antidepresanı bu sefer vücut serotonin üretmiyor. Bağırsak florası da bozuluyor. Ve siz yani şöyle tabii biz bu farmakolojik olarak bizim yetkimiz yok. O konuda çok fazla bir şey söyleyemiyorum ama yani aslında antidepresanlar aslında sizi daha fazla depresyona sokuyor ve sizi daha kötü yapıyor. Ya onlarsız tabii ki şunu da kabul edelim. Bazı insanların alması gerekiyor. Ama biz işte canın sıkılıyor, omuzun ağrıyor, başım ağrıyor, migrenim var diye insanlara antidepresan vermek doğru değil. 2018 yılında Türkiye'de 30 milyon kutu antidepresan kullanmış. Evet. İnanılmaz bir şey. Bu Çok yüksek. kesinlikle çok yanlış bir uygulamadır ve bu konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı bence bir araştırma yapmasın. 30 milyon kutu bu insanlar kullanmaması lazım. Evet. Daha da kötü. Anladın mı? Yani sağlık sistemi çöküyor yani. İnsanların sağlığı çöküyor aslında. Daha kötü oluyorsunuz. Bunun şeyi yok. Kesinlikle şu şey bir. Kesinlikle siz şey yapamazsınız. Daha iyi olmuyorsunuz antidepresanlar. Ama şu da var.
çok ileri uç bir durumdaysanız, şiddete meyilliyseniz, işte kendinize zarar veriyor durumdaysanız, tam ona zaten ben psikolog ve psikiyatristlerin verdiği antidepresan bir şey demiyoruz. Ama omuz ağrısı nedeniyle uyuyamıyorsa o adama niye antidepresan veriyorsunuz? Tabii. Veya psikolojik sorun, her psikolojik sorunuza antidepresan mı alacağız? Niye evet. psikologlarla konuşarak veya daha problemleri çözerek yapmıyoruz da direkt milleti uyuşturarak mı yapacağız? Bu çok yanlış, çok ciddi düşünmesi lazım. Halk sağlığı çalışması açısından toplumu daha kötüyü yapan ve şu an ben size söyleyeyim, bu korona döneminde antidepresan kullanan insanlar daha büyük bir risk grubudur. Değil mi? Daha kolay yani, korona şey yakalanıyor. Evet. Tabii antidepresan almışsanız geçmişte veya şu an alıyorsanız korona riskiniz veya gripe yakalanma, zatüre olma riskiniz daha fazla. Evet. Yani vücudun savunma sistemini de zarar veriyor. Dışarıdan aldığımız antidepresanlar. Özellikle sigara da mesela bir rahatlatıcı bir şey gibi gözüküyor ama. İnsanı niye bırakamıyor? Yapay serotonin. Yapay serotonin. Bağımlılık yaratıyor. Ne oluyorum? Çünkü kendi problemle çözüm alamadığı için, kendi sakinleştirmek için sigara içiyor devamlı. Yapay evet. serotonin. Vücut kendisi üretmiyor. Hatta şöyle evet. derler, işte sigara içtim mi canım yemek istemiyor. Çünkü orada yeterince serotonin alıyorsunuz. Anladınız evet. mı? Sigarayı bıraktım, kilo aldım. Niye? Çünkü bu sefer sigaradan aldığı serotonini yemekten almaya başlıyor. Evet. Yani şimdi buradaki meseleyi çok iyi anlamak lazım. Bağışıklık sistemi ancak bu koronayı veya diğer virüsleri yenebilir. Rahatlıkla vücudunuza ve bağışıklık sisteminize güvenebilirsiniz. Çünkü bağışıklık sistemimiz kanser dahil birçok şey yapabilir, mücadele edebilir. O kadar güçlü değil mi? O kadar etkili hocam. Tabii yani her şeyin bütün. Çünkü biz bu sistemin bir parçasıyız ve mutlaka onun bir parçası olmak zorundayız. Ve biz yenebilir. Fakat şöyle bir şey var. Zamanı geldiğinde tabii sistem bizi yenecek. Yani bakteri, virüsler bizi yenecekler. Yani bugün kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği olacak yaşlandıkça. Ve bu sefer biz bakterilere ve virüslere karşı koyamayacağız. Hayatımızı kaybedeceğiz. Bu da doğal bir şey. Bu da doğal bir şey. Ama bunun bu yani herkeste değil de yani örnek verelim. Çok sık yani insanlarla konuşuyorum. Örneğin hasta geliyor, 7 tane ilaç kullanıyor. Kullandığı ilaçları soruyorum. Aslında tek bir problem var. Örneğin hasta tansiyon problemi var. Tansiyon problemi için kullandığı ilaç midesine dokunuyor. Midesi iyi olsun diye mide koruyucuya veriyorlar. Alerji için bir ilaç veriyorlar. İşte tansiyon düzelsin diye ikinci bir tansiyon ilacı veriyorlar. Ya herkesin elinde çantalar dolusu ilaç var. Evet. Yani bu şekilde mantıksız. Yani ilaçlarla bu toplumu götüremeyiz yani. Avrupa'nın en çok ilaç kullanan ülkesi biziz. Maalesef. Yani örnek verelim. Türkiye'de öyle bir tansiyon, diyabet. Bir tansiyon ve diyabet. Özellikle tip 1 diyabet. İnsülene bağımlı olmayan diyabet. Sadece basit günlük 15-20 dakikalık egzersizlerle düzeltilebilir. Hiç ilaç kullanmadan. Evet. Yani beslenme, egzersiz, ondan sonra günlük bakış açısı, yaklaşım, hayatı yaklaşımı. Ya yani hayatını değiştirdikten sonra siz ilaç kullanmanıza gerek yok. Ama hemen insanlar hiç egzersiz yap, geç işte tuzlu yeme deyip hastaya direkt al bir tane beta blokörle devam et diyor. Yani bunu 20 yaşındaki insanlara veriyor. Ya yani doktor arkadaşlarının da eğitime ihtiyacı. Toplumun da halk sağlığı konusunda. Bu bir halk sağlığı problemi. Korona, diyabet, kalp hastalıkları, böbrek hastalığı bunların hepsi halk sağlığı çalışması. Ve olay artık ticari hale dönmüş. Ne kadar ilaç satılabilir, ne kadar hasta gelebilir. İnsanlar bu kapitalist sistemi sağlıktan çıkarmamız lazım. Yani örnek verelim ne yapılması lazım? Yani bütün sağlık sistemi bedava olmalı. Evet.
Hastaneler, döner sermaye sistemi, bunların hepsi kalkması lazım. Yani bunu birçok ülke var yani. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Günde işte 20 hasta değil de 30 hasta alırsam daha çok para kazanırım. Ne kadar çok ilaç yazarsam o kadar çok para kazanırım. O kafe. Yani siz istemezsiniz ki müşteriniz kaybolsun. Evet. Durup dururken kontrole çağırmalar, işte gereksiz testler uygulamalar. Hep bu döner sermaye sisteminden oluşan bir şey. Ve devlet büyük zararlar görüyor. Evet, ciddi bir zarar var. Evet. Şimdi Tabii. hocam dediniz ki serotonin hormonu herkese lazım, olması lazım. Peki nasıl olsun, vatandaş hayat pahalı, ulaşım stresi var, iş stresi var, bunalımda ne yapıyor vatandaş? Sigaraya saldırıyor, yemeğe saldırıyor, işte asabileşiyor, gidiyor başka şeylerle kendini rahatlatmaya çalışıyor. Peki ne yapması lazım? Yani insanın bu serotonine doğal yollarla bu strese, sıkıntıya kolay girmemesi için geleneksel tıp bu konuda neler veriyor bize? Ondan öğreneceğimiz neler var? Siz bu konuda çalışıyorsunuz. Biraz verebilir misiniz örnek? Ne yapmalılar? Şimdi örneğin bunun en basit örneğinde şeyden itibaren bakalım. Yani ta İbn Sina'ya gidelim. Yani 1000 yıl önce adam çözmüş olayı bizim daha hala üstüne koymadık. Örneğin diyor ki bir kere dini olarak da Müslüman olarak da düşünelim. Kin duymak, nefret etmek, birisinin arkasından konuşmak, ağlamak, kederli olmak bunlar zaten dinen bugün değil. Tamam, bir kere öncelikle devamlı kin tutmak becerir. Şimdi birincisi o. İnsanların affetmeyi bilmesi lazım. Kendini ve etrafındaki insanları. Affetmemiz gerekiyor. Ya yani şudur. Hatta bir örnek verelim. Birincisi şu. Bir çizelge yapsın herkes kendine. Ve öfke duyduğu insanları affetsin. Affetsin derken gitsin onlarla konuşsun değil. Şimdi diyelim ki bir insan size zarar verdi. Psikolojik olarak. Bir insan size zarar verdiyse onun size zarar vermesine izin veren sizsiniz. Anladınız mı? Çünkü siz psikolojik olarak o olgunluğa sahip olmadığınız için zarar görmeye ne yapmış oluyorsunuz? Müsait olmuş oluyorsunuz. O nedenle o kişi aslında bir çeşit sizi de eğitmiş oluyor. Yani sizi eğittiği için o da affetmeniz gerekiyor. Şimdi örneğin düşünün, çocukları düşünün. Çocuklar ateşin zararlı olduğunu bilmez. Ne yaparlar? Ateşe dokunmaya çalışırlar ve ateş onları yakar. Şimdi ateş elinizi yaktı diye veya çocuğunuzu elini ateşe kin duyabilir misiniz? Hayır. Duyamazsın. Onu öğrenmiş oluyor. Çocuk bir daha onun elini atmaz. Aynı şekilde hayatımızda bize zarar veren insanların aslında bir çeşit bizi de kuvvetlendirdiğini düşünerek bakmamız ve onları affetmemiz lazım. Bu çok önemli. Çünkü bağışıklık sisteminin temeli burası. Eğer burası da siz devamlı kin, öfke duyarsanız tam üçüncü göz, bu da birçok geleneksel tıpta çok önemlidir burası. Bütün sistem çöküyor. O asker, içinizdeki o savaşan asker burası kim duyursa uğraşmıyor. Şimdi bu önemli. İkinci bir önemli nokta kendimizi affetmek. Her insan hata yapabilir. Yaptığımız tercihlerden dolayı ne yapıyoruz? Kendimize kızıyoruz. Keşke niye bunu yaptım, bunu yaptım, çok kötü oldu filan. Niye bunu seçmedim, bunu niye yaptım, yine onu niye evlendim, ne yaptım filan diye devamlı. İnsanlar ne yapıyor? Kendilerine kızıyorlar. O yüzden Kızıyorlar, birincisi kendimizin aldığımız tercihlere saygı duyma ve daha ilerlememiz lazım. Bir de biz değil, herkes de bize benzer hatalar var. O yüzden özelliğimizi de paylaşmamız lazım. Örnek verelim. Bir insan, örneğin bazen hastam geliyor, diyor ki bana, ya dedi ben işte evlendikten sonra çok kötü oldu, kocam çok şey diyor, ilgisiz, benimle ilgilenmiyor, çok değişti filan diyor. Ben de diyorum ki yani eşim de böyle diyor bana. Arkadaşlarım, eşleri de öyle diyor. Yani bu normal, hepimiz de oluyor. Yani sadece size özel bir durum değil. Veya örnek verelim, bir hastam geliyor,
örneğin cinsel problemleri var. Diyorum bütün erkeklerde cinsel problem olur. Bir de eninde sonunda bu kuş ötmeyecek diyorum. Hani bazen öyle diyor yani. Bakıyorum bak diyorum her hafta böyle bir hastam geliyor diyorum. Bu oluyor yani olur. Bu normaldir yani yaşla birlikte bu olur. Tarih boyunca da olmuştur. Bu sen yani sen tek değilsin. Anladınız mı? Yani bir şey tek olduğunda çok güzel. Veya öncelikle bunlar. Bir de birisine gerçekten zarar verdiğinizi düşünüyorsanız ondan af dilenmeniz lazım. Bu da çok önemli. Yani birisine zarar verdiğinizi, sizin yüzünüzden o kişinin zarar gördüğünü düşünüyorsunuz, bu ondan gidip af dilenmeniz. Bu söylediklerin hepsi psikolojik olanlar. İbn-i Sina diyor ki bunlardan kurtulacaksınız. Af dileyeceksiniz bunları. Bir de diyor, örneğin bazı insanlar, takıntılı insanlar kötü olaylardan uzak durması lazım. Örnek vereyim, başkalarının derdini dert eden insanlar var. Televizyonda bir şey görüyor, haberlerde bir şey görüyor. Eğer böyleyseniz seyretmeyin. Size huzursuzluk veren bir arkadaşınız varsa arkadaşınızı kesin bırakın. Bu kısım çok önemli. Yani diyorsunuz her şey stres, kötü filan. Televizyonda seyrediyor insanlar. Bir dizide seyrediyor, bakıyor ki insanlar böyle her gün takım elbiseleri, her gün işte süper giyiniyorlar, istediklerini yiyorlar. Adam karısı arıyor, işte bugün canım sıkılıyor, hemen işi bırakıp karıcığım hemen yanına geliyorum diyor. Böyle bir dünya yok. Bizim en büyük sorunumuz bu diziler insanlardaki sevda maddesini çok yükseltti. İbn-i Sina açısından söylüyorum. Sevda maddesi yükseldiğinde bağışıklık sistemi çöker. Sevda maddesi aynı klasik olduğumuz gibi sevda, öyle sevdalıyken yaşadığımız durumlar, üzüntülüyken, öfkeliyken yaşadığımız durumların hepsini içeriyor. Toplum çok sevdalı hale geldi ve politikacılar da bundan çok hoşlanıyor. Yani çıkıp hep hedef, hep kavga. Şu çok kötü, o çok kötü, o ona onu söyledi ve bu bir siyasi bir şey oldu. Anladınız mı? O yüzden ne yapıyoruz? Bu siyasiler, bu diziler, bu sizi gelen haberlerin hepsini kapatıyoruz. İçimize dönüyoruz. Evet. Çocuklarımıza, eşimize, arkadaşlarımıza sarılıyoruz. Bizi mutlu eden şeylere, sosyal medyada küfürlü kötü şeylerden uzaklaşıyoruz. Mecburuz zaten. Yani bu bir tavsiye değil. Bunu yapacaksınız. Yapmazsanız korona olacaksınız. Sedef olacaksınız. Evet. Kanser olacaksınız. Yani bunu ben hani kursa da özür bireyler bağışıklık sisteminin psikolojiyle direkt bağlantılı olduğu için siz kendiniz hayata bıraktıkça, hayata öfke yaşadıkça bağışıklık sistemi de öfkeli oluyor. Kendi kendine saldırıyor. Kendi kendine saldırıyor. Evet. Tabii. Yani biz şey yapmak zorundayız. Hani atasözümüz sen az önce keskin sirke küpüne zarardı dedin ya az önce. Aynen. Evet. Aynısı. Yani o da ta İbn-i Sina'dan beri söylüyoruz. Yani o nedenle dikkat edersen korona döneminde insanlar akciğerle ilgili ne bir rehabilitasyon, ne solunum egzersizleri, ne işte balgam olursa ne yapılır, bağışıklık nasıl kuvvetlendirilir. Bir şeyi duyduk işte bir iki defa işte bağırsaklarla ilgili bir iki şey söylediler. Onları da hemen yayından kestiler. Yok işte efendim kelle paça, işkembe falan yenirse iyi gelir. Gerçekten iyi gelir. Yani bağırsak sisteminde C vitamin etkisi var. Herkes alay etmeye çalıştılar. Ama bu koronada şunu gördük. Modern tıp tamamen sıfır değer aldı. Çok başarısız oldu. Bizi nasıl aldattıklarını görmüş olduk. Kuvvetli bir virüs gelince bütün ilaçlar, bütün hastane yoğun bakın hiçbiri işe yaramadı. Tamamen işte ve bu kadar değer verdiğimiz milyar dolarlarca verilen sistem çöktü ve ne yapacaklarını bile bilemediler. Ne ilaç verecekler, işte nasıl tedavi edecekler, şimdi ne yapacaklar hiçbir şey bilmiyorlar. İşte maske takın, uzaklaşın, bütün dünya için söylüyorum. Bunları söylüyorum ama hiçbir anlamı yok. Maske daha fazla hastalığın yayılmasına neden oluyor. Çünkü dokunuyorsunuz. Yani maskede her gittiğiniz yerde maske değiştirmeniz lazım. İşinizi nasıl yapacaksınız? 65 yaş üstünü evde tut.
Tamam, ben işe gittim geldim, 100 kişiyle konuştum, evde geldim anneme sarıldım. Ne olacak, kapıyı mı kapatacağım, kilitleyecek miyim kadını? Kadının psikolojisi bozuldu ya, evde dura 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 dura. Evet. Yani yok, korumak lazım ama bu şekilde değil. Halk sağlığı çalışanları yapması lazım. Böyle sadece merkezden yöneterek değil, Sağlık Bakanlığı bunu daha sağlık ocakları seviyesinde yapılması lazım. Ekonomi serbest kalmalı ve tabii ki şöyle bir şey var. Doğal seleksiyon olabilir. Yani çok organ problemi olanlar, maalesef onları kurtarma şansımız olmayabilir. Ne şimdi ne de serbest bırakıldığında veya selektif olarak tedavi edildiğinde. O nedenle toplumda bir kere dizi seyretmek isteyse de ama bizim uzaklaşmamız lazım. Bu tip işte gerçek olmayan hayatta ve bizim bulaşamayacağımız şeyler. Bunun beraberinde küçük şeylerle mutlu olmayı, ailemizle daha fazla zaman geçirmeyi, kendimizle daha fazla zaman geçirmeyi, kendimizi dinleyip daha fazla şey yapmayı başarabiliriz. Bunları yapsak gevşemeyi, iyi bir uykuyla ciddi bir melatonin ve serotonin alırsınız. Uykumuz örneğin insanlar Evet. o kadar çok çalışıyorlar ki gece 3-4'e kadar da eğleniyorlar. Sabah 7'de işe gidiyor. Bu insan serotonin yok ki. İşe küfrede küfrede gidiyor. Yani iyi bir uyku uyumamız lazım. Sevgi, anlayış, saygı olan bir ortam oluşturmamız gerekiyor. Ve bizi sinirlendiren, üzen politikalardan ve yaklaşımlardan uzak. Baktık, öyle bir siyasetçi seyrediyorsunuz. Baktınız böyle devamlı birileri hakkında bir şeyler söylüyor, kapatacaksınız, seyretmeyeceksiniz. Çünkü bu sizdeki sevdayı da arttırıyor. Bu bir yaklaşım. Çünkü insanları sinirlendirirseniz, öfkelendirirseniz doğru karar vermesine de engel olmuşsunuz. Bu Evet. da bir yaklaşım. O yönde. Yani yapacak çok şey var aslında. Yani maddi şeyler tabii ki etkileyebiliyor ama sonuçta bu ülkede ve birçok dünya ülkede çok zengin olan da aynı problemi yaşıyor. Şimdi Evet. demek ki parayla ilgili değil. Değil, evet. Parayla ilgili değil. Yani paranız, pulunuz var, sağlığınız yoksa, mutlu değilseniz hiçbir anlamı yok. Bakış açısı yani. Bence de bize izledik. Düşünsenize, ölüm diye bir kaide var. Evet. Çaresi yok. Hepimiz öleceğiz. Bu kadar Evet. kızıp bu kadar çok dünya işleri uğraşmanın bir anlamı yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Neden daha güzelleştirmeyelim? Evet, Öyle değil evet, mi? evet. Evet, evet hocam. Doğru, haklısınız. Evet, şimdi hocam 10 dakikamız kalmış. 5 dakika daha yapalım. Sonra gene arzu ederseniz açıp kapayabiliriz. Sorular olursa diğer bir bölümde de soruları alalım. Chat'tan yazabilirsiniz arkadaşlar. En sonunda da tabii açacağım, tüm arkadaşları göreceğiz. Evet, şimdi hocam siz geleneksel tıpta da çalışmalarınız var. Biliyoruz. Biraz da onlardan bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Geleneksel tıp bu kendi bağışıklık sistemimizi korumada bize neler veriyor? Eski tıp teknikleri, eski İbn Sina'dan bahsettiniz. Hakikaten çok önemli, değerli bilgiler. Çağlar boyu, uzun yıllar Avrupa'da da okutulmuş İbn Sina'nın kitapları. Hala şu anda da geleneksel tıptan da alabileceğiniz, öğrenebileceğiniz birçok şey var. Bunu bazı ülkeler uyguluyor. Çin'de mesela Qigong var. Hindistan'da Ayurveda var bildiğimiz kadarıyla. Birçok farklı ülkelerin farklı teknikleri var. Tabii bilimsel tıpla beraber de kombine de olabiliyor bunlar. Ne diyorsunuz? Hangi teknikler var? Bilimsel tıpla bunun arasındaki fark veya tercih, bu konuda da tartışmalar var. İşte bilimsel tıp daha önemli, daha eski sistemlere gerek yok. Ne diyorsunuz hocam bu konuda? Hangi teknikler var ve bu tartışmada nerede durmak gerekiyor? Şimdi şöyle, şimdi Çin tıbbı 4000 yıllık geçmişi var. 4000 düşünün. Evet. Yani en eski tıplardan bir tanesi. O zaman tabii bakteri yok. Ondan sonra birçok virüs yok. Bilmiyorlar yani. Ne yapmışlar? Hücreleri bilmiyorlar. Vücutta bir çi enerjisine inanıyorlar.
Ve bu chi enerjisi vücudumuzu tedavi ediyor, organlarımızı tedavi ediyor. Yani Çin tıbbında bu chi enerjisi biz ölünceye kadar devamlı vücudumuzu tedavi ediyor. Şöyle baktığınız zaman aslında bir yer çizildiği zaman, düştüğümüz zaman iyileşiyor değil mi? Kendini iyileşiyor. Üşütüyoruz, nezle oluyoruz, grip oluyoruz. Hiç ilaç almadan iyileşiyoruz. Yani içimizde bir doktor var. Osteopatide evet. Osteopatide içimizdeki doktor diyoruz. Evet. Modern tıpta da bunun karşılığı. Yani bu çiğ enerjisinin karşılığı da bağışıklık sistemi. Canlı, hareketli. Şimdi siz ne yaparsanız, hangi bilimi kullanırsanız kullanın. İster geleneksel tıp koyun, ister modern tıp koyun. Hepsi bağışıklık sistemini etkilemekle ilgili çalışır. Örnek verelim, bir ilaç alırsınız, gider bağışıklık sisteminin belli bir noktasını aktifleştirir. Bir ilaç alırsınız, işte sıvı dengesini, bir ilaç alırsınız hormonları, hepsi o var. Aynı işlemi geleneksel işte akupunkturda hormonları aktive eden noktalar, işte diz ağrısını aktive eden, işte bağırsakları aktive eden noktalar şeklinde şey yapabilirsiniz, bulabilirsiniz. Ama temelde ister modern tıp olsun, ister geleneksel tıp olsun, hepsinin gideceği yer yine bağışıklık sistemi. Şimdi o nedenle ben yıllarca baktım ki yani biz insanların bağışıklık sistemini kuvvetlendirirsek iyileşirler zaten. Yani bu merak. Şimdi örnek verelim. Örnek bir insan düşünün. Çok ağır depresyonları var. Çok mutsuz, ölmek istiyor. Evet. Tamam mı? Bu hastaya hangi ilacı verirseniz verin, hangi tedavi tekniği uygulayın, o hasta hiç vakitte fayda görmüyor. Temelde yine aynı şeye dönüyoruz. 4000 yıl önce ne demişlerse hala aynısını söylüyoruz. Modern tıpa gelince, tabii ki modern tıpın çıkış noktası mükemmel. Kanıta dayalı, işte geleneksel tıptaki bu değişik sıkıntılı teknikleri, yok işte ruh çağırmalar, yok işte efendime söyleyeyim. Ya da cin min çıkarmaya çalışmalar filan. Bunların hepsini ekarte etti. Ondan sonrasında ne yaptı? Daha iyi çalıştı. Fakat bu işin içine kapitalizm de girince örneğin birçok arkadaşımız şu an şey kullanıyor. Antibiyotik kullanıyor. Bu antibiyotiklerin etkisi kalmadı ki bağışıklık sisteminde. Geçti yani. Yani bak antibiyotiklerin hiçbir şekilde şu anki var olan bakterileri ve virüsleri etkilemiyor bile. Evet. Veya kullandığımız antidepresanlar, kullandığımız ilaçlar birçoğu çok etkisiz. Ama satılmaya devam ediyor. Kolesterol ilaçları. Kendisi daha fazla sıkıntı veriyor insana. Yani siz oynayınca kullanınca daha kötü oluyorsunuz. Ve şimdi ne yapıyorsunuz ama o kadar çok değil. 1 milyar dolar bütçesi var. O fabrika bundan vazgeçmiyor. Ya da şunu örnek verelim. Siz hani şu an bir araba var. Güneş enerjisiyle çalışıyor. Pille çalışıyor. Bu araba 20-30 lirayla 300 kilometre gidiyor. Havayı kirletmiyor ve çok ucuz. Böyle bir araba var şu an, üretilebilir. Ama siz bazı fabrikalar motor değiştirmesin, para kazansın, işte Amerika petrol gelirleri artsın, dolar kullanılsın diye 1900'leri yıllarındaki teknolojiyi hala kullanıyorsunuz. Aynı problem sağlıkta da yıllardır işe yaramadığı halde, örneğin birçok romatizma ilacı zarar verdiği halde yine insanlara veriliyor. Çünkü para getiriyor. İnsanlar evet. Birey değil, müşteri olarak değerlendiriyor. Ben bunu fark ettim, fark edeli modern tıptan uzaklaştım. Evet. Ve baktım ki yani bu gerçek tıp nedir diye baktığımda gerçek tıbbın aslında
geleneksel tıp dediğimiz tıbbın olduğunu. Yani İbn Sina'nın, Hipokrat'ın, Bruni'nin, işte birçok eski insanların kullandığı ve insanın içindeki ismi bağışıklık sistemi mi, içerideki doktor mu, chi enerjisi mi, ne isterseniz ismini ne koyarsın, onun üstüne dayanarak yaptıkları tedavi. Şimdi evet. Siz hastasınız diyelim. Şu anda diyor hastaneye gitmezsen iyileşmezsin. Geleneksel tıpta ise diyor ki ben tedavimi yaparım. Vücut iyileşmek istiyorsa iyileşir. Evet. Anladınız mı? Arada birçok adam. O yüzden eski doktorlar, yani Çin'deki birçok akupunktürist fakirdi. Zengin değildi zaten. Evet. Bunu severek yapıyordu. Çok iyi. Ama şimdi kapitalist sistem sağlıkçıları o kadar zengin yaptı ki. Ve biz bu parayı insanların sağlığı üzerinden yapılır. Ve bu işte devletler satın alınır. Yani bir ilaçtan 1 milyar dolar kazanan şirketler, yani istediği satın alamayacaklar kimse yok. Yani bugün hocam, Dünya Sağlık Örgütü de satılmıştır yani. Evet. Hocam bile... izninizle hocam dakikanızı alacağım. Süremiz bitmek üzere. Tekrar açıp kapayacağım ben. Devam edeceğiz çünkü Zoom'un süresi sınırlı bildiğiniz gibi. Diğer bir partide sorularımızı alacağız arkadaşlarımızdan. Sizden alternatif tedavileri dinlemeye devam edeceğiz. Alternatif tedavileri, geleneksel tıbbı dinlemeye devam edeceğiz. O yüzden arkadaşlar bir 3-4 dakika müsaadenizi istiyorum. Hemen geleceğiz. Bir de küçük bir ara yapmış olalım. 3-4 dakika. Ondan sonra başlayacağız. Aynı linkten devam edeceğiz arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Aynı linkten tekrar açın arkadaşlar. 3 dakika, 4 dakika sonra tekrar açın. Evet, teşekkürler katılımınıza ve ilginize. Çok iyi gidiyor sohbetimiz. Sizlerin de fikirlerini, sorularını alacağız. Daha keyifli olacak arkadaşlar.